Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin büyüklüğüne göre sınıflandırılmasında kullanılan ölçütler arasında sayılamaz? Bakalım hemen arkadaşlar. Kuruluş yerinin büyüklüğü, çalışan personel sayısı, belirli bir dönemdeki üretim ve satış hacmi, üretim araçlarının mülkiyeti, faaliyet kârı. Arkadaşlar bize soruda ne sormuş? Bize soruda işletmelerin büyüklüğüne göre sınıflandırılmasında kullanılan ölçütleri sormuş. Şimdi büyüklüğüne göre işletmeleri sınıflandırmak demek. Bakın büyüklüğüne göre işletmeleri sınıflandırmak söz konusu. Peki büyüklüğüne göre işletmeleri sınıflandırırken ne yapıyoruz? Örneğin hemen şimdi yine tek ekrana yaklaşalım. Kuruluş yerinin büyüklüğüne bakıyor muyuz? Hiç şüphesiz. Şüphesiz kuruluş yerinin büyüklüğüne bakıyoruz. Personel sayısına bakıyor muyuz? Personel sayısına da bakıyoruz muhakkak ki. Personel sayısı işletmelerin sınıflandırılmasında özellikle önemli olan bir konudur. Belirli bir dönemdeki üretim ve satış hacmi. Kesinlikle. Üretim ve satış hacmine göre işletmelerin sınıflandırılması da oldukça yaygın bir yöntem. Üretim araçlarının mülkiyeti ise arkadaşlar işletmenin büyüklüğüyle bir ilgisi yok. Çok küçük bir işletmede özel işletme olabilir, çok büyük bir işletmede özel işletme olabilir. Nihayetinde kamu işletmelerinin küçüğü de olabilir, büyüğü de olabilir. Aynı şeyi yabancı işletmeler için de söyleyebiliriz. Demek ki üretim araçlarının mülkiyeti ayrı bir kategorizasyon. Bu şık yani üretim araçlarının mülkiyetini biz büyüklük sınıflandırmasıyla ne yapamayız arkadaşlar? İlişkilendiremeyiz. Sorumuzun cevabını hemen böylece bulmuş olduk. İşaretleyelim. Gelelim diğer şıkka. Faaliyet kârına. Faaliyet kârı işletmelerin büyüklüklerine göre sınıflandırılmasının arkadaşlar önemli göstergelerden bir tanesi. Faaliyet kârının büyüklüğüne göre ne yaparız? İşletmeleri değerlendiririz. Şimdi arkadaşlar ben yine tahtanın boş olan kısmına yönelip ne yapacağım? İşletmenin büyüklüklerine göre sınıflandırılmasında burada yazılmamış bazı unsurları eklemeye çalışacağım. Şimdi hemen yine bir kutu oluşturalım bununla için arkadaşlar. Büyüklük ölçütleri diyorum. Büyüklük ölçütleri diyorum. Şimdi kuruluş yerinin büyüklüğü. Kuruluş yeri, çalışan sayısı, soruda yer alan noktalar zaten. Onları da buraya eklemiş olalım. Üretim satış hacmi. Faaliyet kârı. Peki başka neler var? Mesela bina, tesis, büyüklüğü var arkadaşlar. Şimdi başka neler ekleyebiliriz arkadaşlar? Ödenen ücret miktarı eklenebilir. Harcanan enerji arkadaşlar eklenebilir. Makine sayısı arkadaşlar eklenebilir. Son olarak sahip olunan sermayede arkadaşlar son büyüklük kriteri olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki işletmelere ilişkin bir büyüklük sınıflandırması yapacaksak ne yapacağız? Kuruluş yeri, çalışan sayısı, üretim, satış hacmi, faaliyet kârı yanı sıra soruda yer almayan unsurlar bunlar. Bina tesis büyüklüğü, ödenen ücret, harcanan enerji, makine sayısı, sahip olunan sermaye gibi unsurları da bu ölçütlerin içerisine arkadaşlar yerleştirebiliriz. Bunları da kullanabiliriz. Evet. Ne dedik? Şimdi ekrana doğru tekrar yaklaşıyorum arkadaşlar. Üretim araçlarının mülkiyetine göre işletmeleri sınıflandırmak başlı başına ayrı bir kategorizasyon yapmak anlamına geliyor. Evet arkadaşlar böylece yeni bir soruya geçiş yapabiliriz.